Merhabalar, ben avukat Ayhan Öğmen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. E2 yatırımcı vizesini aldığımızda ABD vatandaşlık numarası veriliyor mu? Çünkü ben YouTube'dan başka videolar izlediğim kadarıyla E2 vizesi alsak bile ABD vatandaşlık numarası olmadan bir şey kuramıyoruz. Yani bu vatandaşlık numarasını E2 vizesinden önce mi sonra mı alıyoruz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada bir yanlış anlama olduğunu düşünüyorum ama tahmin ediyorum ki bu değerli takipçimizin kastettiği vatandaşlık numarası aslında sosyal güvenlik numarasıdır. Sosyal güvenlik numarası sadece Amerikan vatandaşlarına verilen bir numara değildir. Bunun sahibi yeşil kart sahibi de olabilir, bu kişi yatırımcı da olabilir, bir yerde çalışan bir işçi de olabilir. Dolayısıyla hani illa vatandaş olanlara verilen bir numara değildir. Ama tahmin ediyorum siz sosyal güvenlik numarasını bahsediyorsunuz ve şunu söyleyebilirim. Siz eğer E2 yatırımcı vizesine başvurduğunuzda ve bu vizeyi aldığınızda siz E2 vizesini alır almaz Amerika'ya geldiğinizde bu başvuruyu, sosyal güvenlik numarası hakkını kazanıyorsunuz ve bunun için de Amerika'da bulunan sizin bulunduğunuz bölgedeki en yakın sosyal güvenlik ofisinden sosyal güvenlik numarasını almanız mümkün olacaktır. Ve bu numarayla beraber siz öncelikle kendi işinizi takip edebileceksiniz, o işi yönetebileceksiniz, belki bir yer tutacaksınız, belki bir araba alacaksınız, bütün bu işlemleri yapmanız mümkün hale gelecektir. Dolayısıyla bu numarayı, bu sosyal güvenlik numarasını almanız siz yatırımınızı yaptıktan sonra mümkün olacaktır. Yatırımcı vizesini aldıktan sonra mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.